Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Ne yapıyorum bugün? Erişte dediğim biraz keseyim. Erişte çünkü hiç yapmamıştım. Birazcık dedim erişte yapayım. Kışın değişiklik iyi oluyor. Çok fazla değil. 2 kilo undan yapacağım Allah nasip olursa. Onun başına geçtim bugün. Hastalık duruyor ama bunlar da yapılacak. Hani benden başka da yapan olmayacağı için hadi dedim horiş işin başına geç. Vallahi hazırladım şöyle getirdim malzemelerimi de çok şükür arkadaşlar bol bol dinleniyorum, fazla iş yapmıyorum, sadece böyle yaptığım işleri yapıyorum, geri planda dinleniyorum arkadaşlar. İlaç alıyorum, psikiyatrinin verdiği o fibromiyoloji ilacımı alıyorum, onun dışında da dahiliye için gün bekliyorum biliyorsunuz. Çok şükür halimize bin şükür, inşallah sizler de iyisinizdir. Güzel can dostlarım. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Önce yumurtaları kırayım. Kiloya 1 kilo una 4 yumurta kıracağım. Biliyorsunuz erişte hamuru çok sert bir hamur oluyor. Yavaş yavaş. Bakın artık elime yapışmıyor. Kıvamını aldığı zaman o sert hamur hiç ele yapışmıyor. Çok güzel oldu kıvamı. Şu leğen de pek güzel oluyor. Her şeyde bunu yoğuruyorum. Çiğ köfte leğeni. Kısırı bunda yaparım. Mercimekli köfteyi böyle büyük hani çok fazla olan hamur işlerini çok rahat oluyor. Şöyle gücümle. Güç de yok ki. Halsizlikten güç de yok. Çok güzel oldu hamur. Çok güzel oldu. Bu kadar yeter. Şöyle. Sert bir hamur. Bakın. Hiç ele yapışmayan sert bir hamur yoğurdum. Çok güzel oldu. Şimdi bıçak getireyim. Şu bulaşıklarımı götüreyim. Hamuru şöyle kesip kesip ayırayım. Hem ellerimi bir yıkayayım. Çok güzel oldu. Şöyle bezelerini ayırayım böyle. Çok çok büyük yapamıyorum ben. Hani büyükçe açamıyorum. Şöyle ayarlayayım. Bezelerimi ayırdım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 tane oldu.
Yaptıklarımı da böyle sofra bezinin üstüne sereceğim. Hani böyle saç olsa hafif böyle pişirip o un kokusunu alsanız da hemen kesmesi iyi oluyor. Ama benim öyle imkanım olmadığı için yufkayı açacağım, sereceğim. Ondan sonra birazcık kuruduktan sonra da keseceğiz beraber. Bir tanesini açtım bile. Çok büyük açmıyorum demiştim size. Aşırı büyük açamıyorum ben ama hani ince olarak normal büyüklükte açıp keseceğim. Aslında şöyle ayaklı tahta olsa çok iyi olacak. Benim tahtanın ayakları olmadığından leğenin üstüne koydum. O da arada kayıyor. Esra da daha Covid'in ilk günleri olduğu için çok halsiz. Bol bol yatıyor, dinleniyor. Bir hafta okula gitmeyecek. C vitamini veriyoruz, bol sıvı, bir de arada ateş olduğunda, ağrılar olduğunda ağrı kesici veriyoruz. Dinlensin bol bol, çok halsiz kaldı zaten, biliyorsunuz çok narin bir çocuk. Covid ile birlikte iyice süzüldü. Epey bitti benim. Yufkaların açılması, bir tane beze kaldı. Bir tane bezeyi de bitirdim artık. Yufkaları kurutmaya bırakacağım. Kurusun. Ondan sonra keseriz. Yoruldum bayağı. Yalnız başına. Ha çok değildi. 2 kilo undan çok değil ama. Halsiz olunca yoruldum herhalde. Evet. Benim bezeler bitti. Ben şimdi şunları bir kaldırayım, yıkayayım tahtayı, leğenleri. Sonra da diyorum şunları var ya, yufkaları masanın üstüne mi sersem diyorum. Böyle ayak altından alıp orada, çünkü kuruyacak ya böyle, hani derler ya tavlanacak diye. Kesme kıvamına gelene kadar yerde olmasın. Oraya alayım biraz sonra. Hem sofra bezimi filan silkeyim şunu. Un oldu her yeri. Çok şükür açması bitti. Ayağım da uyuşmuş. Uyuşmuş ayağım. Dediğim gibi yufkaları masanın üstüne şöyle alıverdim. Burada rahat rahat kurusun, hem el ayak altında durmasın diye. Şurada artık tavlansın da. Kurmaya başlayınca keseriz. Birazını böyle serdim. 3 tane de arttı. Onları da şuraya koydum. Üst üste olmasın, hamur birbirine yapışmasın diye.
Bunlar burada kurusun. Makineye çamaşır atmıştım, çarşafları. Onları bir sereyim. Ondan sonra Esra acıktı. Beraber bir şeyler yiyelim. Sonra da bunları keselim. Yufkaları içeriye serdim. Bir de ne yaptım arkadaşlar? Tuttum yufkaları buraya getirdim. Baktım içeride geç kuruyacak. Burası da çok güzel güneş alıyor, balkon şöyle. Açtım perdeyi. Güneş buraya vuruyor, kuruyu verir. Daha kısa zamanda. Birazını böyle çekyatın üstüne serdim. Birazını buraya. Daha iyi kurur. Yani içeride geç kuruyacak. Hava da güzel, esinti de var. Kuşların sesini duyuyor musunuz bilmiyorum. Bir güzel ötüyorlar ki şu an. Yufkalar kurudu. Ben çamaşırı serdim. Bir şeyler hazırladım yemek için. Bunlar kurudu. Perdeyi de çektim. Bir sıcak oldu ki dedim şurada gölgede keseyim. Hiç içeriye almayayım. Bir yandan keseceğim artık. Şuraya getireyim tahtayı. Zaten bu masa örtüsünün üstüne kestiklerimi koyayım. Gene kuruturum onun için. Tahtayı şuraya getireyim. Şurada keseyim. Çok ince ince kesmiyorum. Makineden çıkmış gibi değil yani. Normal kararda, normal kalınlıkta. Öyle kesiyorum. Bugün de bunu aradan çıkarttım. İyi oldu. Erişteyi ben kesebildiysem herkes yapabilir arkadaşlar. Çünkü ben çok öyle yufka bilmem, hani açmasını, çok hamur bilmem yapmasını, ama hani ben bu şekilde yapabildiysem herkes yapar. İstemek önemli birçok şey yapmak için. Bir de tarhanayı yapmasını başarsam. Çünkü yıllardır önceleri annem yapardı, kayınvalidem yapardı. Hani tek başıma hiç tarhana yapmadım. Geçen sene meyve senem kayınvalidem buradayken beraber yapmıştık yine. Ama o yaptı yine de. Tek başıma tarhanamı da yapabilsem, öğrensem çok iyi olacak.
Bu sene yazık kayınvalidem yapamadı artık. Çünkü her sene yoruluyor. Dedik hem biz öğrenelim eltiler olarak hem elimizde bulunsun yani öğrenelim ki biz de yapalım. Onun için bu sene inşallah yapabilirsem yapacağım. Bakalım. Son yufkam. Bitirdim kesmeyi de çok şükür. Çok şükür kesmesi de bitti. Şimdi bu kestiklerimi tekrar içerideki masanın üstüne alacağım. O da yavaş yavaş kurusun gölgede. Çok şükür. Şunları bir kaldırayım da sonra erişteleri içeri alalım. Eriştelerimizi aldım geldim. Burada gölgede kurusun. İşin başına geçildi mi yapılıyor. Sadece işin başına geçene kadar. Yapacak halim yoktu aslında. Hadi dedim bir gayret. İnce ince sereyim. Epey çıktı. Yeter bu bize. Değişiklik olacak kadar. Burada kurusun. Sonra toplarız. İyi oldu. Çok şükür. Bunu da hallettik bugün. Daha ne olsun? Çok şükür biraz daha iyiyim. Şunları bile yapabilmek benim o kadar çok hoşuma gidiyor ki hani hasta olmayıp kendi işimi görmem şu an çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Allah yemek nasip etsin. Sağlıkla, ağız tadıyla inşallah. Herkesin yaptığı akışlıkları Rabbim ağız tadıyla, sağlıkla yemeği nasip etsin. Bugün de böyle kapanışımızı yapalım. İşimizi de bitirdik. Gideyim biraz bulaşıklarım var. Onları yıkayayım. Ondan sonra dinleneyim artık. Her zamanki gibi sizlere Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.